dördüncü basamağına kadar çıktı. Bu sırada emniyet kemeri takmadı öne sürülen Cihat Karabağ ve Tarık Çiftçi, yaya üst geçidinin merdivenlerine savrulurken araç kafa aşağıya çakılarak asılı kaldı. Araç içinde kalan Şeref Taş ve Erdemcan Saykolu ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Cihat Karabağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şeref Taş, Erdemcan Saykolu ve Tarık Çiftçi ambulanslarla Büyükçekmece Kolon Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tuvalete gitmek için izin isteyen sürücü Şeref Taş'ın hastaneden çıkarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis hastanedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kazadan sonra kaçan Şeref Taş'ın yakalanması için çalışma başlattı. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde bir otomobilin ön sağ lastiği patlayınca kontrolden çıkıp takla attı ve karşıdan gelen iki otomobille çarpıştı. Lastiği patlayan otomobil kazanın şiddetiyle üçe bölünürken 3 otomobilde bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Bu kaza görüntüleri İzmir'in Ali Ağa ilçesinden. Korkutan kaza Pınarcık mevkiinde saat 15 sıralarında meydana geldi. 27 yaşındaki Emre Örük yönetimindeki otomobil ön sağ lastiği patlayınca kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil önce karşıdan gelen Birol Çenkal'ın kullandığı araca, ardından da Güren Kısalar yönetimindeki otomobile çarptı. Yavaş kaldır, yavaşça indir abi. Çarpmanın etkisiyle Emre Yörük'ün kullandığı otomobilin sağ ön kapısının olduğu bölüm ve motor kısmı koptu. Kazada 8 kişi yaralandı. İyiyim hadi. Hadi iyiyim ben. Hadi kimse. Hadi kimse. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ali Ağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ben iyiyim, ben Özgür. Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olan Özge Kısalar, ambulans helikopterle Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılarsa Karşıyaka Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çadırda kalan 3 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Ölenlerin yemek yapmakta kullandıkları piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor. Hayvancılık yapmak amacıyla Afyonkarahisar'dan Antalya'ya gelen 31 yaşındaki Barış Ceylan, 36 yaşındaki Şahin Ceylan ve 33 yaşındaki Hasan Doğan, Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar beldesinde çadır kurdu. Yaklaşık bir haftadır aynı çadırda kaldıkları belirtilen 3 kişiye telefonla ulaşamayan yakınları kontrol etmek için kaldıkları çadıra gitti. Çadırın içine giren yakınları Barış Ceylan, Şahin Ceylan ve Hakan Doğan'ın cesediyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan polis çadırda ve çevresinde yapılan kontrollerin ardından 3 gencin cesedini Adli Tıp Kurumu morguna sevk etti. Ölenlerin yemek yapmakta kullandıkları piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor. Antalya'da 2B gerginliği vardı. Son yapılan düzenleme ile 2B arazilerinin rayiç bedelleri %70'den %50'ye düşürülmüştü. Ama bu rakam da vatandaşa fazla geldi. Çiftçiler toplanıp vergi dairesini bastı. Gerginlik saatlerce sürdü. Bazı eylemci kadınlar fenalık geçirdi. Kadınlar camlara vurdu. Erkekler tüm gücüyle yüklendi. Güvenlik görevlileri kapıyı açtırmamak için uğraştı. Eylemciler açabilmek için. Arbedenin adresi Antalya'daki bir vergi dairesi oldu. 2B arazilerinin hak sahibi çiftçiler, hükümetin belirlediği rayiç bedellerin yüksek olduğu gerekçesiyle eylem yaptı. Sabah saatlerinde basın açıklaması yapmak üzere toplanan yaklaşık 300 kişi Antalya Vergi Dairesi'nin bulunduğu binaya girmek istedi. Görevlilerin içeri girmelerine izin vermediği eylemciler kapıları kırmak için zorladı. Bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri eylemcileri binadan uzaklaştırdı.
Eylemcileri sakinleştirmek için AK Parti Antalya İl Başkanı Mustafa Köse geldi. Konuşma yaptı ama vatandaşın tepkisi büyüktü. Varsa bir haksızlık, adaletsizlik. Biz niye buradayız o zaman? Biz niye buradayız? Hata. İşte ben işte işte ben ya işte. İmran'ın istiyorsanız. Geri kaç parayla. Biz Suriye'den gelmedik. Bizden belge istemeyin. Konuşması köylüler tarafından sık sık kesilen Mustafa Köse, Antalya defterdarı Hidayet Mat'la görüşmek üzere binaya girdi. Eylemcilerin sepes etme niyeti yoktu. Binaya giremeseler de eylemlerine oturarak devam ettiler. Bazı eylemciler ise fenalık geçirdi. Türkiye bugün bir yıldızını daha feda etti. Geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayata veda eden tiyatro sanatçısı Osman Gidişoğlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayata veda eden tiyatro sanatçısı Osman Gidişoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ağlama kardeşim, sen sağ ol, iyiyim de abicim. Ne olursun abicim. Çocuklar Duymasın dizisindeki Menderes karakteriyle hafızalarda yer edinen tiyatro sanatçısı Gidişoğlu için ilk önce Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Babam çok sevgi dolu bir insandı, çok sevgiyle yaşayan bir insandı. Ne kadar sevildiğini de biz bu iki gündür çok anlattık. Törenin ardından usta tiyatrocunun cenazesi Teşviki Camii'ne getirildi. Cenazeye siyasiler ve ünlü isimler katıldı. Türk sineması, Türk tiyatrosu değerli bir oyuncusunu daha kaybetti bu sene. 2013 talihsizliklerle devam ediyor. Çok üzgünüz, söyleyecek bir şey yok çocuklar. Çok üzgünüz. Çok sevdiğimiz bir abimizdi. Son oyunu sahnede oynuyor ve sahnede oynadıktan sonra da hiç kimseyi rahatsız etmeden, böyle hastanelere falan da hiç gitmeden ruhunu teslim ediyor. Önemli bir sanatçıydı. Allah gani gönder rahmet eylesin. Allah'ım taksiratlarını affetsin. Mekanı cennet olsun. Beklemediğimiz bir şeydi. O yüzden her ölüm üzücüdür. Her türlü üzücüdür. Ama tabii yakınınızda daha tanıdığınız biri olduğunda daha fazla canınız acıyor. Ben de çok üzgünüm. Osman Gidişoğlu'nun naaşı kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Ayaz Ağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Manisa'nın Soma ilçesinde 25 yaşındaki Ömer Dağlı henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada eşi Merve Dağlı'yı boğarak öldürdü. Cinayetin ardından polise teslim olan öfkeli eşin yüklü miktarda borcunun bulunduğu iddia edildi. Bir kadın cinayeti daha. Yer Manisa. Soma ilçesinde 25 yaşındaki Ömer Dağlı eşiyle aralarında çıkan tartışmada öfkesini kontrol edemedi. Tartışma bir faciayla sonuçlandı. Olay maden işçisi olan öfkeli eşin akşam saatlerinde Soma Emniyet Müdürlüğü'ne gitmesiyle ortaya çıktı. Polislere tartıştığı eşi 18 yaşındaki Merve Dağlı'yı boğarak öldürdüğünü söyledi. Ömer Dağlı'nın ifadesinin üzerine polis ekipleri verilen adrese gitti. Evde Merve Dağlı'nın cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaparken Merve Dağlı'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan Ömer Dağlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İddiaya göre ise eşini öldüren Dağlı'nın yüklü miktarda borcu bulunuyordu. Bu nedenle bir süredir bunalımdaydı. Çiftin 1 yaşında bir de çocukları vardı. Olayın detayları ortaya çıkınca yürek burkan acı gerçekte gün yüzüne çıktı. Çiftin bebeklerinin doğum günüydü. Genç anne Merve Dağlı bebeğine doğum günü kutlaması için pasta almıştı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 üniversite öğrencisinin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 2 üniversiteli kız öldü. Sürücü erkek ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın tartışma sonrası yaşandığı öğrenildi. Genç sevgililerin araç içindeki kavgası ölümle bitti. Bolu'a Bant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenci olan 18 yaşındaki Cansu Günay'la erkek arkadaşı üniversite öğrencisi Muhammed Hamza Üstünbaş, Uludağ Üniversitesi'nde okuyan arkadaşları Buse Bingül'ü ziyaret için dün Bursa'ya gitti. Mudanya'ya gezmeye gitmek isteyen 3 genç otomobil kiraladı. Otomobilin direksiyonuna geçen Muhammed Hamza Üstünbaş'ın yanına Cansu Günay, arkaya ise Kübra Buse Bingül oturdu. Yaklaşık 30 kilometre gittikten sonra otomobil Güzelyalı kavşağında kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada Kübra Buse Bingül olay yerinde, ağır yaralanan Cansu Günay'da kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan sürücü Muhammed Hamza Üstünbaşsa Muradiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazadan yaralı kurtulan Muhammed Hamza Üstünbaş, verdiği ifadede Cansu benim sevgilimdi. Otomobili sürerken bir konu nedeniyle tartışmaya başladık. Sinirle bir anda direksiyona saldırdı ve olanlar oldu. Keşke onun ve Kübra'nın yerine ben ölseydim diye konuştu. Antalya'nın Alanya ilçesinde ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla Mahmutlar Beldesi Belediye Başkanı Ali Çelik ve meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla bugün saat 7.30'da Mahmutlar Belde Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye Başkanı CHP'li Ali Çelik, CHP'li Meclis Üyesi Hasan Kısa ve MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Çatalı evlerinde gözaltına alan jandarma ekipleri mesainin başlamasıyla birlikte belediye binasına operasyon yaptı. Operasyonda Hesap İşleri Müdürü Ali Uyar, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Avcı, Satın Alma Komisyonu Üyesi Şerife Tokardayı ile Bir Devlet Bankası'nda çalışan memurların da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Başkan Çelik ve beraberindekiler Alanya Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Mahmutlar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Jandarma, belediye çalışanları gözetiminde belediyedeki bilgisayar ve evrakları inceliyor. Operasyonu duyan çok sayıda belde sakini belediye binasının önünde toplandı. Uşak'ta camları filmli olan, yüksek ses çıkartan, egzozları bulunan ve trafiği tehlikeye düşüren otomobillere ceza yağdı. Otomobillerindeki bazı parçaları değiştirip modifiye yapan genç araç sürücüleri cezalara tepki gösterdi. Uşak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde tehlikeli araç kullanan sürücüler üzerinde 4 yol mevkiinde uygulama yaptı. Vatandaşlar tarafından telefonla yapılan ihbar üzerine Uşak İzmir Karayolu'ndan Uşak istikametine konvoy halinde gelen 12 otomobili takibe alan polis araçları kontrollü bir şekilde 4 yoldaki Şehit Hasdeymen Mehmet Bozkuş Köprüsü'nün altında bulunan eski otopark alanına çekti. Uşak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 8 trafik polisi araçların evraklarında ve araçların camlarındaki filmle egzozlarında inceleme yaptı. Araç sürücülerine camlardaki filmleri söktürerek egzozları orijinal hale getirmeleri konusunda uyarıda bulunan polisler 12 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'na göre cezai işlem uyguladı. Abi çek de millet rezaleti görsün. BMW şey olsa, Subaru olsa inan biz bu halde olmazdık yani. Sürücüler kesilen cezalara tepki gösterirken polis kendilerini doğancılar diye nitelendiren bu grupla ilgili uzun zamandır ihbar aldıklarını ifade edip uygulamaların aralıksız devam edeceğini kaydetti. Bolu Kartalkaya'da kayak yaparken pistlerden çıkan iki tatilci kayboldu.